Merhabalar. Herkese hayırlı akşamlar. Şimdi ben de buradan Özcan'ın soruları görebilmek için bundan sayfaya bakıyorum. Ve düşmesini bekliyorum. Hava çok güzel, evet kardeşim ya. Bu akşam yeni bölüm olmayacak arkadaşlar. Havadan ve elimizde stokla ilgili daha geniş çalışıp daha böyle kapsamlı dizimizi daha güzel çıkarabilmek adına bir haftalık ara verdik. Bayağı memleket soruları geliyor. Trabzon, babam Çaykaralı, annem Kilis. Allah nasip ederse daha üç olacak Bedir kardeşim. Birkaç senemiz var gibi görünüyor ama. Önce onun arasında bir iki film olacak gibi görünüyor. Üşüyor muyum? Yok, çok sıcak buralar. Aleyküm selam kardeşim. Sağ olasın. Kanada'ya buradan selam olsun. Bütün orada gurbet çeken kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza selam olsun. İşte biraz manyaklık zaten ya Emir kardeşim. Televizyona iş yapmak ve insanların seni sevmesi, onlarla irtibatta kalmaya çalışmak işte bunu gerektiriyor galiba. Ya bu tarafa doğru bakıyorum, şey olmuyor değil mi? Oraya bakamıyorum. Arada bir bakarsın abi tarafa. Çok hızlı geçiyor sorun. Doğru. Ülkücü müsün diyor, onu çok kişi soruyor ya. Vatanına, milletine, bayrağına saygılı birisiyim. Ama hiçbir zaman bir siyasi durumun içinde olmadım. Bugün ülkücü rol oynuyorum. Yarın başka bir rol gelecek. Onu oynayacağım belki. Ama çok uzak gördüğüm, karşı gördüğüm davranışlar değil. Yani özetlemeye kalktığım zaman vatanını, bayrağını seven insanlar olduğu için gönülden destekliyoruz. Mersin Erdemli'ye de selam olsun. Seyfettin kardeşim, Şanlıurfa'ya da benden kocaman selamlar. Oynadığım filmler, diziler, karakterler benim hayatımdan, yani ufuğun belki binlerinden bir tanesi. Birisi ben değilim ama benden parçalar hepsi. Nasibi o kadarmış kardeşim ya, o milatın. Onu senaristlere sormak lazım Göktürk. Soruyu da söylersek. Soruyu mu? Abi çok hızlı geçiyor soruyu. Cevabı yakalayamıyorum ki soruyu sadece. Tamam, sorulara da dikkat edeyim. Ankara Pursaklar'dan selam istiyorlar. Aleyküm selam. Buradan Pursaklar'a selam olsun. Mehmet Ceylan, Çanakkale'ye de selam olsun. Kars, İzmir, Maraş, Ankara. Kars, İzmir, Diyarbakır, Ankara, Batman, Mardin, Trabzon, her yere selam olsun. Niğde'ye de selam olsun. Ankara'ya gelecek misiniz? Ankara'ya inşallah geliyorum arada. Hem yakınlarımız var orada. Ziyaret amaçlı geliyoruz. Hem şu an içinde bulunduğum dizilerinin kurumu orada. Onunla alakalı gelmem gerekiyor. Abi güzel bir söz söylesen aşk gibi. Şimdi burada şiir ulaşacağım. Çok hızlı sorular geçiyor. Şiire girmeyelim şimdi burada. Isınırız ben. Aleyküm selam Yasin Küçük kardeşim. Üşüyorum ama olsun ya, biraz ısındım. İlk başta daha çok üşüyordum ama şimdi sohbet başlayınca biraz ısındı için. Sevda Akçun kanadındaki canlandırdığım karakteri tek bir kişiye bağlamıyoruz. O genel bir ülkücü tavrı gibi yazılıyor senaristler tarafından. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Burcunu soruyorlar abi. Başak Burcu'yu. Kim sormuştu? Abi nasıl, aynı sorular bana düşmüyor mu? Farklı Periskop soruları. Da var abi burada. Ha, sen hızlısın, tamam. İkinci açı. Murat Özdil kardeşim. Biraz önce de belirttim bunu. Siyasi bir parti ve görüşün içinde bulunmak değil benimkisi. Uzak değilim. Vatanına, milletine, bayrağına saygılı bir insanım.
ama ülkücü değilim. Yani ülkücü derken öyle siyasi bir sembolik bir şeyin içinde değilim. Çekimler kaç saat sürüyor diye soruyorlar. Değişiyor. 5 saat de sürdüğü oluyor ama teknik ekip biraz uzun çalışıyor. Oyuncular adına değişen bir zaman dilimi o. Viyana'ya da selam olsun Mert kardeşim. Aleyküm selam. Yurdumun her yerinden selam geliyor. Tek tek hepsine selamlar olsun. Şu arada üstten gülücük emoji miydi bu neydi? Onlar emoji, için. Emoji. Bu kahkaha atanlar niye kahkaha atıyorlar? Bir onları söylesinler bakayım. Instagram hikayelerim daha güzel ya da daha mantıklı olabilir. Eyvallah kardeşim ya. Japonya'dan selam var. Aleyküm selam. Muhammed kardeşim. Çekimlerimiz Plato'da oluyor, Kemerburgaz'da. Ama değişiyor, dışarıya da çıktığımız oluyor. İşte üniversitede de çekim oluyor. Başka dış mekanlarda, sokaklarda da çekim yaptığımız oluyor. Cabir Öztaş, sinema böyle bir şey işte. Biz anlaşmasını yaptığımız bir işti. Tüm yoğunluğu, azlığı hayatın içinde de var. Keşke minimale indirebilsek. Toplum olarak bunu yaşamımızda minimale önce bir indirelim, sonra sinemalardan ayıklarız. Babanızın filmini çekecek misiniz diye soruyorlar. Nasip. Büyükler rol icabı mı? Rol icabı kardeşim, evet. Ahmet Hakan kardeşime katılıyorum. İnsan vatanını, devletini sevsin. Gerisi önemli değil. Nereli olduğu, ne yaptığı. Efe Cevahir'i Burak kardeşim destekliyorum. O neyi tercih ederse o gittiği yolda desteklemek, doğruyu anlatmak benim görevim. Bir şeye yönlen, yani oyuncu gel ol diyemem yani. Oyunculuk dünyanın en iyi işi, çok güzel diyebileceğimiz bir şey değil ki. Yani her mesleğinde olduğu gibi bunda da zorluklar var. Onun o zorlukları sevip sevmeyeceğini de bilmediğim için. O yüksükün hakkını ver yazmış biri, kafada yüzüğü takmış işte. Iğdır'a da selam olsun kardeşim. Metrobüste bana daha çok karşılaşabilirsin Ekrem kardeşim. Emrecan kardeşim selam olsun. Çok hızlı gitti ya. Ya Osmanlı tarihiyle ilgili film dediğim, bunun ayrımını çok yapmıyorum. Eğer öyle bir proje gelirse neden olmasın, affedersiniz. Diyarbakır'dan selam var. Aleyküm selam buradan koskoca Diyarbakır'a da selam olsun. Yunus kardeşim. Yok, keçi öğrenci değilim kardeş. Bunu söyledim biraz önce de. Antalya'dan selam var abi. Biz seni solcu Malatya karakterinde görmek istemiyoruz ya. Ama işte aktörlük öyle bir şey yani. Oyunculuk öyle bir şey yani. Solcuların da hepsi kötü diye de bir şey yok bence. Onların ayrımını çok girmemek lazım siyasi taraflarına. İzmir Karşıyaka'dan uçak dolu sevgiler var. Kemal. Aleyküm selam. Oraya da selam olsun. Sen benden önce okuyorsun. Ne yapıyorsun abi aşağıdan? Yayın onun elinde ya. Dönüş geliyor. Buradan Gürcistan'a da selam olsun. İzleyicilerimiz Gürcistan'dan. Almanya, Samsun, Antalya, Kemer. Abi yurt, güzel ülkemin her yerine selam olsun. Ülke dışında gurbet çeken bütün kardeşlerime, abilerime, ablalarıma selam olsun. Mekanları cennet olsun Bayram kardeşim. Gazilerimize de Allah şifalar versin. Ya soru oradan geliyor ya, cevabı oraya verme içgüdüsü. O an kulağıma hoş gelen, atmosferle alakalı olan müzikleri dinlerim. Türküyü severim. Fransa'ya da selamlar olsun Mehmet Bey. Diyarbakır'a da tekrar selamlar olsun. Dirilişe bekliyoruz demiştim. Şu anda görev yapan askerlerimiz selam istiyorsun. Aleyküm selam. Allah muvaffak eylesin. Allah razı olsun hepinizden.
oyunculukta bir çizgide kalacaksın. Bozarsan bitersin. Böyle bir şey yok kardeşim. Hangi çizgi o senin gördüğün? Şener Şen her golü oynadı ve neyi bitti? Asıl oyunculukta her şeyi deneyebilip karakterini bozmadan devam edebilirsen başarıda kalırsın. Murat Özkaya, Allah muvaffak etsin kardeşim. Dualarım sizinle. Abi buraya bakarken alt çok hızlı gidiyorsun. Yavaş yavaş yazın da şu tarafa yüzümü çevirip cevaplayayım arkadaşlar. Türk kadını tabii ki Meltem bunu başarabilir ya. Bizim soyumuzda birçok örneği var bunun Çanakkale destanında. Neleri başarmışız hep birlikte. Önüne geçsen. İnşallah Yasemin gelmek nasip olursa tabii ki olabilir. Neden olmasın? Osman kardeşim, bu vatanın evladı olarak tabii ki vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanındayız. Zor günlerden geçiyoruz. Terörü hep birlikte lanetliyoruz. Dediğimiz gibi İzmir'i, Ankara'sı, Diyarbakır'ı, Trabzon'u, Mardin'i, Van'ı, Çanakkale'si, biz hep birlikte bütünüz. Alevi, Çerkez, Kürt, Laz diye, Abaza diye bir ayrım yok. Çanakkale'de hep birlikte savaşmışız ve hep birlikte bunların üstesinden gelmişiz. İnşallah bu kötü günler de atlatılacak. Zafer kardeşim, dizinin bitmeyeceği biraz ilerleyişle alakalı bir durum. Siz izlemeye devam edin Allah'ın izniyle, bitmez inşallah. Allah razı olsun Mustafa kardeşim. Örnek aldığınız bir oyuncu var mı diye soruyorlar. Çok var. Şimdi burada bir tanesini söyleyip diğerini unutursam çok ayrım yapmış olurum. Sevdiğim, karakterine saygı duyduğum abilerim var. Onları örnek alıyorum. Şener Şen, Olgun Şimşek, Erkan Can. Doğru söylüyorsun Okan kardeşim. Mehmet Fatih Sarıtaş, bu senaristlerin ve yapımcının tercih edip gerçekleştirmek için bir adım atması gereken bir iş. Şu anda öyle bir durum görünmüyor olursa konuşalım. Olmak isteyenlere tavsiyem sinema okulunu okusunlar. Yaşları eğer 21'i, kapşonumu kapatıyorum kusura bakmayın biraz. Soğuk buralar. Elim dondu zaten, kıpırdatamıyorum. Evet. Makas sarıları okuyacağım. Reyhancığım, niyetimiz o. Sonuç ne olur bilmiyorum. Daha ki üşüdüm diye çıkmaya gerek yok. 5 dakika daha soğusun da mesleği. Rating için diziden ayrılacak olsaydım çoktan ayrılırdım zaten ama devamında bu neyi gösterir? Ayrılırsan da bu ratingle alakalı bir şeyden dolayı olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü bugüne kadar ondan olmadı. Biz işimizi severek yapıyoruz ve başarılı bir iş yaptığımızı biliyoruz. Şu an Türkiye'nin en önemli projelerinden bir tanesini çekiyoruz. Gerek dönem olarak, gerek çalışma saatleri ve çalışan ekip yoğunluğu ve koşturmacı olarak. O yüzden emek harcadığımız için mutluyuz dizimizde. Hamza kardeşim sağ olasın. İnşallah Ali'yi de oynamak nasip olur Muhammed. Yaşın 21 olmadan önce üniversiteye başvurabilme ve konservatuvar okuyabilme şansım var. Benim nasipti yani, tevafuklar beni dolandırdı ve bir oyunculuğu gösterdi. Kaderim buradaymış. Sana öbür türlü örnek vermek için ancak bir biçen hocamda işe başla, bir yönetmen seni keşfetsin demem lazım. O biraz garip olur. O yüzden hani okulu var bunun kardeşim, orayı denemeniz tavsiye ederim.
Kardeşim milliyetçi misin sorusunda biraz önce de söyledim. Yani siyasi bir durum yok ama vatanına, milletine ve bayrağına saygılı bir insanım. Her vatandaşın olması gerektiği gibi bence. Adam yazmış ki abi Instagram'daki mesajımı görmüştüm. Buradan da görürsün de soru yok içinde. Görüyorum önümden geçerken. Arkadaşlar aynı soruları tekrar etmiyoruz. Siyasi soruları. Yani çok kalabalık bir kadromuz vardı ve işin ilerleyişi, senaryonun ilerleyişiyle ilgili öyle gerekti, öyle oldu yani. O dizinin bitecek, bitmesine yönelik bir ilerleyişle alakalı bir oyuncuların ayrılması gibi bir durum yoktu. Muharrem kardeşim teşekkür ediyorum. Ben de sizi seviyorum. Allah razı olsun. Dağ 2'nin çok sahnesinde zorlandık. O bu diye ayırt edemeyeceğim. Çünkü gerçek tesisatla dağlarda mücadele ettiğimiz bir işti. Üşümüşsün. Çok üzülüyorlar ya burada. Üzülüyorlar mı? Çok üzülüyorlar. Tamam o zaman arkadaşlar son 2 dakikaya girelim. Sonra müsaadenizi isteyeceğim. Hakkınızı helal edin. Bir de bizi görün. Ha? Bir de bizi görsünler. Bir de kamera arkasını görürsünüz burada. Çok doğru kardeşim Okan kardeşim. Hangi görüşten olursak olalım, CHP'si, MHP'si, AKP'si bu parti kavramları içinde vatanını sev, birlik ol, komşunla iyi geçin, gördüğün herkese sevgiyi aktar, vatanına ihanet etme, her şey yolunda girer Allah'ın izniyle. Ya oyuncu olmasaydım şu mesleği seçerdim, bunu yapardım diye çok böyle düşündüğüm bir şey değil. Ciddi manada hayatın akışına bıraktığım bir yaşamım vardı. Sübhanallah, herkese hayat ayrı ayrı, her bir birey için kalbine yüklenen bir ilim doğrultusunda yaşadığı bir hayat var. Bana burayı kaderim çizmiş. Burada ilerliyorum. Burada ilerliyorum diye böyle de gidecek diye bir şey yok ama şu an olduğum noktada bunu söyleyebilirim. İnanın Allah'a aldığınız nefesi düzgün şükrederek aldığımız sürece, meraklı ve umutlu olduğumuz sürece hayat hepimizin için doğru olan yolları, kapıları açacaktır. Ya şimdi adam diyor ki, abi bak, rahatlıkla komünist rolünde oynayabilir miydin? Ya abi öyle nereden bakıyorlar? Ya işin, projenin ne anlattığı, bütünlüğün neye hizmet ettiği, neyle alakalı şeyler bunlar arkadaşlar? Siz bizim Parkalı'yı komünist mi zannediyorsunuz yoksa? Ha, öyle bir düşünceniz varsa, yani şimdi bunları anlatmak zor tabii. Saygı duyuyorum böyle düşünmenize de, şimdi açıklaması da zor. İnşallah kardeşim. O zaman arkadaşlar, teşekkür ederim Sevda kardeşim. Yaser. Arkadaşlar, önemli olan siyasi partiler değil, vatan. Ozan Çınar söylemiş. Çok doğru söylemiş. TRT'den rica ediyorlarmış. Diriliş dizisinde Cüneyt Arkın'ı görmek istiyorlarmış. Ben ileteyim buradaki arkadaşlara. Gazi Süleyman Özbak. Sağ olasın kardeşim. Çağlar Ertuğrul arkadaşım. Çok sık olmasa da ara ara görüşüyoruz ve sevdiğim de bir arkadaşımdır. Dizi bitiyor muyu? 5 dakika daha durursak, donarsam eğer bölüm çekilmeyeceğiz. Dizi ondan sonra ne olur? Arkadaşlar ben çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bölümümüz. Haftaya inşallah yeni bölümümüz yayınlanacak ve bomba gibi hikaye çok daha güçlü bir şekilde devam etti. Bu aradaki boşluk da bizi daha da güçlendirdi. Siz de ekran başına bekliyoruz. Misafir olmak istiyoruz evlerinize. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Saygı ve selametle.